Çorban pişti. Böyle görünüyor. Çok güzel oldu. Dediğim gibi nar ekşisi yüzünden rengi koyulaştı ama tadı falan çok güzel. En azından ekşi, sağlıklı. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben bugün mercimekli erişte çorbası yapacağım. Onu sizlerle paylaşmak istedim. Normalde bildiğimizden biraz değişik oluyor bu. Onu inşallah sizler de çok beğenirsiniz. Geçelim tarifime. Öncelikle çok az hamur yoğuracağım. Bu çorbanın içine koyacağımız hamur topağı bunlar aslında. Bunu kızartacağım. Çok değil, az yoğuracağım hamuru. Şöyle yeterli. Normalde bunu yağda kızartıyorum ama bir iki kere yaptığımda başıma kaza geldi, yandım. Yağın içinde kızarırken hamurlar patladı. O yüzden yağda değil fırında yapacağım. Fırında kızartacağım yani. Şimdi tuzunu atıyorum. Sadece suyla, normal ılık suyla yoğuracağım. Bu kızarırken de yemeğimizi yapacağız. Eriştelerim hazır, yani hazır da var. Geçen yıl yapmıştık, bu yıl yapmadım. Fazla yapmışız ya da fazla yapmadıysak da çok da pişirmedim. Aslında aklıma gelmiyor. Erişteyi haşlayıp yağlı, yok ya da biz yoğurtluyorum ya da böyle çorbasını yapıyorum. İşte eriştem var. Bu kızartacak hamurun, şey, kızartacak olan hamurun hamuru. Maya yok, hiçbir şey yok, sadece hamur, un ve tuz. Yeğenimi toparlayınca hemen tezgahımda yoğuracağım. Ben bunu yoğurayım, sonra tekrar görüşürüz. Hamurumu şöyle yoğurdum. Gördüğünüz gibi şöyle bir yumak kadar. Bunu şimdi azıcık unlayarak keseceğim. Bilenler biliyordur, bilmeyenler denemelerini tavsiye ederim. Çok güzel oluyor bu eriştenin içinde. Şöyle hazırlayayım önce. Sonra kesip yağlı kağıtla fırında biraz yağ koyarak kızartacağım. Normalde yağda yapmak daha güzel oluyor, yağda kızarırsa. Ama dediğim gibi hastanelik oldum, o derece yandım ben. Şimdi artık hiç yağda yapmıyorum, çok korkuyorum ocağı koyunca. Bu şekilde kesip tepsiye dolduracağım. Ve hepsini kesin, sonra tekrar görüşelim inşallah. Kestim hamurlarımı. Şöyle birazcık yağ gezdireceğim. Fırınımı açtım bu arada. Fırınım sıcak. En sıcak, en yüksek ayarında bunlar iyice kızarıncaya kadar pişireceğim. Mercimeği ocağa aldım, yıkadım. Az suyla önce haşlansın, sonra suyunu ilave edeceğim. Çabuk pişmesi için, çabuk kaynaması için az su koydum. Şimdi diğer yandan diğer malzemelerimi hazırlayalım. Diğer malzemelerimi hazırladım. Eriştem, haşlanmış nohutum vardı. Soğanımı şimdi doğrayayım, kızartayım. Mercimeğim pişerken. Küçük küçük doğruyorum. Ayrı bunu kızartıyorum tavada. Sonra içine dökeceğim.
doğrayayım ben. Mercimek haşlanırken şimdi soğanımı kızartacağım şurada. Kasede biraz yağım vardı, onu da değerlendireyim. Soğanım kızarınca içerisine salçasını falan koyacağım. Yeter bu kadar. Şimdi kızarsın. Soğanım şöyle pişti. Kızarmaya döndü. Şimdi salçasını koyacağım. İki kaşık yeter herhalde. Şöyle. Salçasını biraz pişirip sonra nanesini koyacağım. Bu arada mercimeğimin suyunu çoğalttım. Onun da kaynamasını bekliyor. Fırındaki hamurlarım da kızardı. Naneli çok güzel ekşi ekşi bir çorba olacak. Yani bir çorba, bir yemek, artık ne diyorsanız siz. Salçam kavruldu. Şimdi içine nane koyacağım biraz. Nanesini biraz bol koyun. Yakışıyor. Şimdi bunu mercimeğin içine döküyorum. Mercimeğin bu arada biraz haşlandı. Daha şöyle pişmedi. Biraz yumuşadı sadece. Diğer malzemelerle pişecek. Buhardan görünmüyor. Güzelce. Kaynıyor artık. Eriştesini de atabilirim. Erişteyi annemle geçen yıl yapmıştık dediğim gibi. Çok yemediğimiz için kaldı. Unutuyorum aslında. Seviyor erişteyi. Yoğurtlamasını da, yağla, sadece tereyağıyla haşlanmasını da, böyle çorbasını da aklıma gelmediği için sık yapmıyor. O yüzden bu yıl yapmadım. Geçen yılki kulakları çınlasın. Anacığım da Türkiye'de. Şöyle tuzunu da atayım artık. Fırındaki hamurlarını çıkartayım. Şöyle hamurlarım da bu şekilde kızardı. Yağda olsa dediğim gibi daha güzel oluyor ama yağdakinden korktuğum için yağ atmadım. Kevkirleri hepsi birlikte şimdi güzelce pişene kadar özleşecek. O da sıcak. Bir iki tanesi şöyle fazla kızarmış ama bir şey olmaz. Altını kısacağım. Kısık ateşte güzelce pişsin yemeğim. Şöyle nohutumu da atayım. Nohutumu az sonra atacağım. Çünkü nohutlarım haşlanmış olduğu için 5 dakika bunlar kaynasın. Nohutlarımı atayım içine de. Altını kısıp ağzını kapatacağım. Böyle pişecek şimdi biraz. Kaynayan çorbama, erişte çorbama şöyle nohutlarımı atacağım. Hepsi çok mu bilemedim, bu da döküm önce. Normalde bir pilavlık şeklinde bir yemeklik koydum. Onu bilmiyorum bakayım. Bunu da atsam iyi. Ancaymış. Şimdi de bununla birlikte kaynayacak.
Biraz da sonra da yemeğim hazır olacak inşallah. Yemeğim neredeyse pişti. Şimdi ekşisini koyacağım. Nar ekşisi biraz. Siz dilerseniz nar ekşisi yerine limon da sıkabilirsiniz. Ben daha önceleri limon tuzunun zararını bilmezken limon tuzu atıyordum. Ama artık kullanmıyorum. Tercih size kalmış. Biraz nar ekşisi koyup nar ekşisi de rengini koyulaştırıyor. Güzel mayhoş mayhoş bir yemek oldu. Bir çorba oldu. Ekşiliğini kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, erişte çorbam pişti. Eğer videomu izlediyseniz ve beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.